Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Kenan Karay ile Teğet Geometri Kampı'nın 30. haftasının 4. videosundayız. Katı cisimlerle ilgili ÖSYM benzeri testlerin çözümlerini yapıyorduk. Ve kitabımızda da sayfa numarası 284 ve 285 çözeceğiz. Yani test 4'ün çözümünü yapacağız. Haydi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda ayrı uzunlukları 12, 12, 32 olan kare prizma. Evet hemen bir karedik prizmayı şöyle bir çizelim ne olur ne olmaz soru aklımıza kalsın diye. 12, 12 ve 32 olan karedik prizma ayrıt uzunluğu 1 santimetre olan küpleri ayrılıyor. Yani kaç tane küp ayrılır? Ayrılacağı küp hacim sayısına eşit değil miydi? Evet. E o zaman hacim. Yani 12, 12 ve 32. 12 çarpı 12 çarpı 32 tane birim küpe ayrılıyor. Yani hacmi birim küp sayısını veriyordu zaten bize. Sonra bu küplerin tamamı kullanılarak aralarında boşluk kalmayacak biçimde. Yüksekliği 2 santimetre olan kare prizma elde ediliyor. Evet. Yüksekliği kaç santimetre olan 2 santimetre olan AA ve 2 olan kare prizma elde ediliyor. E buna göre bu kare prizmanın yan alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam buluruz kardeşim bunu ne var bunda ya çok kolay. E o zaman bunun hacmi de şimdi aynı birim kütlerden bu oluşturulmuyor mu? Oluşturuluyor. O zaman bunun hacmi de bu aynı şeyin hacmine eşit olacak. Yani eşittir A çarpı A çarpı 2 olmak zorunda. O zaman hadi bakalım şöyle bir şey yapalım. Şimdi burada sadeleştirme yapalım. Şu 2 ile bu sadeleşse 16 yapar. O zaman hocam a kare eşittir. 12 çarpı 12 çarpı 16. Kare kökünü alırsam her iki tarafın ne oluyor burada? 12 ile 12'nin çarpımı 12 diye çıkıyor. Çarpı 16 da 4 diye çıkıyor. Yani bir kenarı kaç bulduk? 48 bulduk. Arkadaş bir kenar 48. Yani burası da 48 oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? Bu prizmanın yan alanı isteniyor. Taban çevresi çarpı yükseklik değil miydi? Evet. Taban çevresi dediğimiz nedir? 48'den kaç tane var? Yanal alan diyelim şöyle. Yanal alan. Taban çevresi 4 tane 48 var. Çarpı bir de yükseklik diyeceğiz. 2 diyeceğiz. Yani 4 kere 2 8. Yani bu 48 ile 8'in çarpı olacak. Çarptığımız zaman ne yapıyor? 8 kere 8 64. 4 kere 8 32. 384 mi yapıyor? Evet. Yani cevap böylelikle C an oldu. Birinci soruda. Geldik ikinci soruya. Ne demiş ikinci soruda? İçi boş olan kare dik prizmanın içi de yüksekliği. Kare dik prizmanın yüksekliğine eşit olan. Düzgün kare dik piramit şekil birdik gibi yerleştirilmiştir. Ya biz neyi biliyoruz? Aslında bizim bildiğimiz şey şuydu. Bir silindir ile bir konit yüksekleri aynı olacak şekilde konulduğunda burası V iken burası 3V oluyordu. Aynı şey kare dik piramitle bu kare dik prizma arasında da geçerli aslında. Niye biliyor musun? Çünkü kare dik piramitin hacmi taban alanında A diyecek olursam hani A çarpı H bölü 3 Öbürünün hacmi, hacmi, de taban alanı çarpı yükseklik değil mi? Yani a çarpı h. Sadeleştirdiğimiz zaman 1 bölü 3 geliyor. Yani şurası v iken tamamı 3 v diyebiliriz. Aklımızda bulunsun. İspatını da yaptık. Ee, nereden aklımıza geldi? Koni ile küre. Koni ile küre değil. Koni ile silindirden aklımıza geldi. Peki prizma ile piramit arasının hacmi v1 bir birim küp olan su prizmanın yarı yüksekliğine kadar. Şöyle konulduğunda. O zaman hocam şunlar da birbirine eşittir. E piramitte bir benzerlik var. 1 bölü 2'nin kübü kaç yapıyor? Hocam 1 bölü 2'nin kübü 1 bölü 8 yapıyor. Yani burası V iken boşluk burası 7V yapıyor. Şurası tamamı 8V yaptığından. Bu arada burası 8V iken tamamının kaç V olması lazım? 3 katı 24V olması lazım. E o zaman hocam burası 12V yapıyor. Burayı, bu yüksekliğe kadar kalan kısmı da 12V yapacak. Hocam şurası dolu ya şöyle şu kısmı böyle bir dolu değil mi bunun? 7V'lik kısmı dolu. Su, içindeki suyu hesaplamaya çalışacağım. Tamam 12 v 7 V'lik kısmı burası olduğuna göre aradaki boşluk ne oldu o zaman 5 V mi oldu? Evet 5 V'lik kısım kaldı. Şimdi buradaki şeyi bulduk V1'i bulduk arkadaşlar. İçindeki V1 e, yarı yüksekliğine kadar su ile doldurulmuştu. Sonra ne olmuş burada? Piramit şekil 2'de gibi ters çevrilmiş ve bir miktar su prizmanın yarı yüksekliğine kadar yine doldurmuş. Yine burası V iken burası 7 V değil mi? Şöyle bakacak olursak arkadaşlar. Evet V iken 7 V. Sonra tamamının 24 V olduğunu biliyoruz yine. E hocam e bunlar ne olacak? Tamam 24V ya. Şuraya kadar kısmı 12V buraya kadar kısmı da 12V olacak. E şimdi 12V'lik kısmında ne kadarı dolu şöyle bakacak olursan. Şurası V'lik kısmı burada ya. O zaman boşluğa ne kaldı? 11V mi kaldı? Evet 11V'lik kısımda boşluğa kaldı. O da V2 olarak gösterilmiş. Arkadaşlar şuradaki V1'i ne bulduk? 5V bulduk. V2'yi ne bulduk? 11V bulduk. Bunun oranı isteniyor bizden. Yani cevabımız böylelikle. 11 bölü 5 çıkar. Yani ikinci soru balı kesir oldu arkadaşlar. Geldik üçüncü soruya. 5 arkadaş ayrıtı 7 birim olan küp biçimindeki pastayı bir taban ayrıtı 5 birim olan kare dik. Evet şurası 5 birim. Arkadaşlar şöyle bir kare var. Tamam mı? Bu karenin içerisinde ayrıtı 5 birim olan bir kare daha var. Ayrıtı 5 birim olan bir kare daha var. Şöyle, şöyle, şöyle ve şöyle. Düzgün çizemedik ama idare et diyeceğim ama yok idare etme. Şöyle ben yine de düzgün çizmeye çalışayım. Oldu mu? Oldu kadar. Vallahi olmadı. Dur. Kareyi düzgün çizeyim ben ya. Kare düzgün olmadığı için bunu da düzgün çizemedim. Kusura bakma. Hop şöyle. Üste bir kare var ve karenin bir kenarı da şöyle 5 olacak arkadaşlar. <laughs> Oldu. Tamam. Şu bir kare. Karenin bir kenarı da kaç birim? 5 birim. 5 birim. 5 birim. 5 birim olarak verilmiş. Şimdi 5 birim olan kare dik prizma ile 4 Özdeş 4 üçgen dik prizma biçiminde. Şunlar özdeşmiş arkadaşlar. Özdeş. Bunlar eş. Ya bunların eş olduğu nereden belli? Hocam alfabetaya dalarsak da zaten. Alfabeta, alfabeta, alfa, Beta E burası da alfabetadan dolayı. Şunlar 90'ın karşısında benzer oldu. Ve 90'ın karşısındakiler eşit olduğu için eş oldu. Tabanları aynı olduğu için özdeş, üçgen dik şeyler elde edildi. Prizmalar elde edildi. Sonra 5 arkadaşın her biri birer parça alıyor. Şu 1, 2, 3, 4, 5. Eee en büyük hacimli parça alan diğerlerinin diğerlerinin diğerlerinden birinin aldığı parçadan kaç birim küp fazla almıştır diye soruluyor. Yani şu ve şu mesela. Bunlar eş ya. En büyüğü bu. Sonrası bu. Ya da bu ve bu. Bunların hepsi zaten birbirinin aynısı. Bak şu, şu, şu ve şu özdeş. Farklı olanlar işte bunların bir tanesiyle şu. Bunların arasındaki acımlar farkı nedir diye soruluyor. Evet bir kenar kaçtı arkadaşlar? 7 birimde. Şurası 7 birimde. E o zaman ben şuraya bir x dersem. Buraya ne kaldı? 7 eksi x, x kaldı. Burası da x değil mi? Eş üçgen olduğundan dolayı alfanın karşısı x, alfanın karşısı x. Evet. E o zaman ne diyeceğiz arkadaşlar? Burada bir pisagor bağıntısı yapacağız. Normalde 5'in karesi eşittir x'in karesi artı 7 eksi x'in karesi deyip işlem yapabiliriz. X buradan ne geliyor? Büyük ihtimal 3, 4, 5 üçgeni. 3 koyarsak da 3, 4, 5 çıkıyor. 4 koyarsak da 3, 4, 5 çıkıyor. Fark etmiyor. X'i 3 olarak alalım. Sonuçta değişmiyor. Arkadaş şurası e, 3 aldığımda zaten burası 4 oluyor. O zaman burası 3, 4, 3, 4, 3, 4 şeklinde gitti. Şimdi o zaman biz ne yapacağız arkadaşlar? Bir ayrıtı kaçtı bunun? 7 idi. Yüksekliği 7 oldu o zaman yüksekliklerden. Şimdi hacimler oranı isteniyor. Bir tanesinin hacmi V1 diyelim. 5'in karesi taban alanı çarpı yükseklik çarpı 7 yaptı. Yani 25 çarpı 7 yapar. 25 ile 7'yi çarptığımız zaman 5 kere 7 35. 10, 7 kere 2 14. 14'e 3 eklersek 17 yapıyor değil mi? 175 yaptı. V2'ye bakalım. Taban alanı bir tane üçgenin alanı ne? 3 çarpı 4 bölü 2. 3 çarpı 4 bölü 2 çarpı yükseklik. Yani bu da üçgen 12 bölü 2'den kaç çıktı arkadaşım? 6, 6 kere 7, 42 çıktı. Burası da 42 çıktı. Ne kadar fazla aldığı soruluyor. Arkadaş büyük olan hacim 175 küçük alan hacim 42. O zaman bizden 175 eksi 42 isteniyor. E, ne yapıyor cevap? 133 yapıyor. Evet cevap böylelikle Edremit oldu. Üçüncü soruda. Geldik dördüncü soruya. Hmm. Kumsalda kumu oynayan peri düz bir zemin üzerinde yarı çapı 8 birim olan yüksekliği de 15 birim olan ve tabanları çakışık olan iki yarım koni elde edecek şekilde kumu kazıyor. Evet iki yarım koni var arkadaşlar burada. Şurası köşeli çizilmiş böyle yuvarlak olacak. Tamam bunu çok fazla takma kafana. Sonra küre biçimindeki deniz topunu kazdığı kumun en derin kısmına yerleştirdiğinde en derin kısmı hop şurası değil mi arkadaşlar? Evet. En derin kısmına ne yapıyor? Koyuyor böyle. Ve topu koyduğunda kumsal seviyesiyle Kumsalı seviyesi bak şurasıysa eğer şu kumsal seviyesi burasıysa şöyle kumsal seviyesiyle aynı hizada olacak şekilde topu koymuş. Buna göre peninin deniz topunun yarı çap uzunluğu kaç birimdir diye soruluyor arkadaşlar bize. E biz bu soruya baktığımızda bu şekli bu şekilde anlayamıyorsak o zaman iki yarım koni. Yarım koni nasıl oluşur? Şimdi iki tane yarım koni koymuş ya böyle. Ben iki tane tam koni koyup ona göre işlem yapayım istersen. Bak şimdi. Dikkat. Şuraya çiziyorum. Hocam bir tane konimiz şöyle olsun. Şöyle bir koni çizdim. Tamam. Düzgünce çizeyim şöyle. Bir tane konimiz şöyle olsun. Hop şöyle. Hocam bir tane konimiz de şöyle olsun. Hop böyle. Hocam yarım koni dediğimizi nasıl yapacağız? Hocam yarım koni dediğimizde aha da böyle çizersek yarım koni dediğimizde ya bunu sol tarafı ya da bunu sağ tarafı. İşte topu bunun içine koyacağım arkadaşlar. Bu yatay olarak verilmiş i̇şte dikkat. Et. Evet yarım konimiz bu. Şimdi bunun içine koysam topu en derin kısmına gelecek ya en derin kısmı da bak şurası. Hadi bakalım yarım koniyi koyalım ve su toprak seviyesinde bu olmayacak mı? Evet hem buraya teğet olacak yarım koni tam merkezden geçmek zorunda hem de buraya teğet olacak. Yani bizim konimiz nasıl olacak küremiz nasıl olacak daha doğrusu hop şöyle olacak arkadaşlar en derin kısmına koydum. Şu şekilde oldu mu oldu. Daha düzgün çizeyim ya. Niye daha düzgün çizemiyorum ben bunu? Dur bakayım. Hocam şöyle teğet olacak topumuz. Hop şöyle hop şöyle. Evet çok güzel oldu. Hop şöyle topumuz böyle bir şey olacak arkadaşım. Evet idaret. Biraz düzgün çizdiğimizi düşün. Topumuz böyle oldu. Evet kürenin merkezi. Topun merkezi burada olsun. Şimdi ne yapacağız biz burada? Arkadaşlar şunu yapabiliriz. Tam merkez şuradan geçtikçe geçecek olursak. Kürenin yarıçapı burası. Hocam şey ne verilmişti bana? 8 mi verilmişti? Evet. Yarı çapı 8 yüksekliği 15. Bak bak bak. Koninin yarı çapı 8. Hocam koninin yarı çapı 8. Yüksekliği 15 ise 8, 15, 17 üçgeninden burası. 17 mi çıktı? Evet. Aslında çember sorusu gibi düşünüyorduk bunu. Hocam teğet teğet birbirine eşit. 15 değil mi? Çünkü çemberde şu teğet teğet uzunlukları birbirine eşitti. E o zaman burası 15 ise burası da 15 olmak zorunda. Hocam tamamı 17. E o zaman buraya ne kaldı? 2 kaldı. Merkez var teğet var Ç dik yapsak. Hocam bu da kürenin yarı çapı. E, buraya da ne kaldı o zaman? Kürenin böyle koninin yarı çapı 8'di. Buraya da 8 eksi mi kaldı? Evet. E artık burada bir pisagor bağıntısı yaparak kürenin yani topun yarı çap uzunluğunu bulur muyuz? Buluruz. E o zaman burada diyeceğiz ki 8 eksi r'nin karesi eşittir. R'nin karesi artı 2'nin karesi dersek sonuca ulaşacağız. Evet 64 eksi hissederek çıkmayacak. Çünkü dik kenarda 2 olan bir özel üçgen yok. Birincinin karesi eksi birincinin ikinci çarpımının 2 iki katı artı ikincinin karesi eşittir. R kare artı 2'nin karesi diyecektim burada. 4 oldu. Bu şunlar şunlar gitti. 16R'yi buraya bunu da buraya attığımız var. 60 eşittir 16R yapar. O zaman R de buradan kaç geliyor? 60 bölü 16 yapıyor. 4'e bölsen 15, 4'e bölsen 4 yani cevabımız böylelikle 15 bölü 4 çıkar mı? Çıkar. Evet cevap balık esir çıktı. Mükemmel bir soru arkadaşlar. Gerçekten şuna bir yıldız atıyorum sınavda çıkar mı? Çıkar. Böyle yatay bir hali verilmiş. E burada nasıl işlem yapacağımızı tam olarak kestiremedik. E kestiremediğimiz için de iki yarım küre dediği için tam küreyi böyle birleştirdim. Yarım küre de tam böyle merkezleri birleştirdiğim zaman iki yarım küre. Bak buradaki sağ taraftaki şey. Bu iki yarım kürenin işte burası böyle toprak gibi düşünüyoruz ya. Bunun içine bir top koyacağım. Tam toprak seviyesinde burası ya. İşte bu şekilde çizince şekli yani normal cümlesi. 2 yarım küreden dolayı tam küreyi çizip de bu şekilde tutturduktan sonra topu da böyle yerleştirince soru direkt çıktı mı arkadaşlar çıktı. E, hocam böyle bir soru çıkar mı? Bak ben ne yaptım? Ben sana ÖSYM'nin sorduğu sorunun bir benzerini sordum. Ama çok farklı. Yani aynen bu şekilde çözülüyor ama ben bu şekilde sana bir sorusunu sorduysam zamanında çıkmış. ÖSYM de kendini tekrar seviyor. O yüzden bu soruya dikkat et. Gerçekten güzel bir soru. Yani şekil üzerinde ne demek istenildiği anlaşılmıyorsa bazen sen de şekli çizersen daha böyle sakin bir şekilde daha kesin ve net bir şekilde çözüme ulaşabilirsin. Gerçekten mükemmel bir soru. Evet dördüncü soruyu Balıkesir bulduk. Geldik beşinci soruya. Başlangıçta tüm yüzeyleri beyaz renkli olan dikdörtgenler prizmasının bir yüzü kırmızı bir yüz mavi bir yüzü sarı renge boyandığında. Arkadaş boyayalım bakalım. Şöyle bir şey düşünelim. Hop şöyle 6 tane yüzeyi var bunun. Tamam mı? Şöyle bir 6 tane yüzeyi var. Ve bu bir dikdörtgenler prizması mı? Evet. Dikdörtgenler prizmasının kenarlarını ABC diyelim. Bir yüzü nereye boyanmış? Kırmızıya boyanmış. Bir yüzü maviye ve bir yüzü de sarıya boyanmış. Diğer yüzeyler kırmızının karşısındaki hala beyaz. Mavinin karşısındaki hala beyaz. Sarının karşısındaki de hala beyaz. Kırmızı ve mavi boyalı yüzey, yüzler hariç. Yüzeylerin alanları toplam 67 verilmiş. Vay bak şimdi. Normalde yüzey alanı ne? Hocam Kenarların ikişerli çarpımı dikkatı, katı. 2 tane AB, 2 tane AC ve 2 tane BC değil mi? Tüm yüzeyin alanı normalde bu. Ama diyor ki bana kırmızı ve mavi boyalı yüzler haricinde. O zaman kırmızı yüzeyi iptal etsem burası C. A çarpı C'nin bir tanesi gitti. İki tane vardı bir tane gitti. Bir de ne eksik diyor. Kırmızı ve mavi diyor bana. Mavi de iptal edelim. Mavi de B çarpı C değil mi? Evet mavi alan B çarpı C. B çarpı C'den iki tane vardı bu gitti. O zaman 2AB, AC ve BC'nin toplamı bana 67 olarak verilmiş mi? Evet. Tamam yine öbürüne bakalım. Mavi ve sarı boyalı yüzeyler hariç. Bak şimdi. 2AB artı 2AC artı 2BC. Ben biliyordum. A bu sefer mavi ve sarıyı iptal et. Mavi BC'den 2 tane vardı. bir tane kalsın ve sarı. Sarı da arkadaşlar şu. A çarp B değil mi? A çarp B'den 2 tane vardı. bir tanesi gitsin. Yani AB, 2AC ve BC toplamı bana bu sefer 62 verilmiş. Bir de kırmızı ve sarı. Kırmızı AC'di. Normalde 2AB artı 2AC artı 2BC'di. İşte şimdi burada kırmızı. kırmızı iptal edince AC'den 2 tane vardı. bir tane kaldı. Ee, burası da BC olacak değil mi? Evet. Sonra sarı. Sarıya bakalım. Sarı da A çarp B değil mi? A çarp B olduğundan 2 tane AB'den 1 tane AB kaldı. İşte bu toplamda 59 verilmiş bize. Arkadaş şu toplamları biliyorum ben. Şöyle şöyle şöyle. ÖSYM bu şekilde soruları da yine seviyor. Tekrarlı olarak bayağı bir sordu. Yine sormaya aday. O yüzden aklına bulunsun. E ben burada ne yapabilirim? Taraf tarafa toplayarak toplamda 4AB, 4AC ve 4BC'yi bulurum. 7, 2 daha 9. 9, 9, 9, 18 elde var. 1, 6, 6, 12 elde var 1 de ekleyince burası da 18 yapıyor. Yani 188 yaptı. Ben buradan neyi buldum? AB artı AC artı BC'yi bulurum. 4'e bölerek. 2'ye bölsek 94. Bir daha 2'ye bölsen 47 mi yapıyor? 94. Evet 47 yapıyor. AB, AC ve BC toplamı 47 yaptı arkadaşlar. E sonra ne yapacağım burada? Buna göre bu dikdörtgenler prizmasının hacmi nedir diye soruluyor bana. Ah be tüm alanı sorulsa bulurum ben. Tüm alanı sorulduğu zaman nasıl bulurum? Hocam AB, AC, BC toplamı bulduk ya. Alan sorulmuş olsaydı o zaman ben bunu 2 ile çarpardım ve cevap ne çıkardı? 94 çıkardı. A benden tüm alan istenmiyor. Hacim isteniyor. Hacim için A'yı B'yi C'yi ayrı ayrı bulmam lazım. Peki A'yı B'yi C'yi ben nasıl ayrı ayrı bulabilirim? Hocam burada elimde şu var. A, B, A, C ve B, C'nin toplamı 47. A burada da 2 A, B, 2 A, 2 A, B, A, C ve B, C var. Bak, bak, bak. Sen bunu ayırsan. Hocam 2 AB'yi AB diye ayırsan. AB şunu AB artı AB diye ayırsan. Sonra AB, AC, BC toplamı yapıyor orada. AB, AC, BC toplamı da 47 ya. Şu toplam kaç yapıyor o zaman? O zaman bu toplam arkadaşlar 67 olduğundan AB'yi kaç buluruz? AB'yi 20 buluruz. Aynı şey AB bunu da AC, AC diye ayırsan. AC artı AC diye ayırsan. Hocam AB, AC, BC toplamı zaten 47. E Buradan da 47 artı AC eşittir 62 olduğundan. E o zaman burada da 15 mi buluruz abi AC'yi? Evet AC'yi de 15 buluruz. Sonra burada da hocam BC artı BC diye ayırsam. Abi AC BC toplamı zaten 47. 47 artı BC de buradan neye eşit arkadaşım? 59'a eşit. 59'dan 47 çıkartırsam da kaç kalıyor? 12 kalıyor. BC'yi de 12 olarak buluruz. Bak şimdi biz neleri bulduk? Dikkat dikkat. AB'yi 20 bulduk. Sonra? E, ee, AC'yi 15 bulduk. Sonra BC'yi de 12 bulduk. BC'yi de 12 bulduk. Ya burada şu ikisinden böyle şu ikisini oranlayıp B bölü C'yi bulabiliriz. Şu ikisini oranlayıp A bölü B'yi oranlayabiliriz ama oran şeklinde kat şeklinde bulabiliriz. Ee, bu şekilde yapacağıma benden ne isteniyor? Hacim isteniyor değil mi? Hacimi bulmak için bir hamle yapmam lazım benim. Hacim dediğimiz nedir arkadaşlar? A çarp B çarpı C nasıl elde edebiliriz? Bak burada taraf tarafa topladık ya. Bir de taraf tarafa çarptığımız anda güzel şeyler geliyor. Bak A kare B kare C kare geliyor buradan. A kare B kare C kare neye eşit? 20, 15 ve 12'nin çarpımına eşit. Kare alırsam A çarpı B çarpı C eşittir. Kök 20 çarpı 15 çarpı 12 yapar. Bu 20 dediğimiz 4 çarpı 5. Bu 5 çarpı 3. Bu da 4 çarpı 3. Hocam 4'ten 2 tane var. Bir tanesi olarak çıktı. 4 diye. 3'ten 2 tane var. Bir tane olarak çıkar. 5'ten de 2 tane var. Bir tane olarak çıkar. Değil mi? Evet. Yani A çarpı B çarpı C'yi ne bulduk? 4 kere 3 12 çarpı 5'ten 60 olarak bulduk. E bu da neye eşit olur o zaman? Hacme eşit olur. Yani 5. soruyu böylelikle C ham bulduk. Ya hocam işlem kalabalığı var bilmem ne var falan filan. Yok geçin o işi. İşlem kalabalığı yok ben sana anlatırken böyle uzun sürdü. Sen aslında net bir şekilde görürsün bunu. Ama dikkat et taraf tarafa toplamayı taraf tarafa çarpmayı böyle ÖSYM'i kullanmayı çok seviyor. Bu ayarda bir soruyla da karşılaşabilirsin. Daha öncesinde böyle bir soru sordum bize. Sordu. Ama belki de yanlış hatırlamıyorsam alan kısmını sordu. E alan kısmı A, B, A, C, B, C bulduktan sonra kısmı zaten basit. 2 ile çarparsın cevap 94 yapardı. Ama ben burada hacim buldukturdum. O da AB ve A, C ve BC'yi bulduktan sonra şu denklemlerle ortak çözüm yaparaktan sonuca ulaşmış olduk. Güzel bir soru. Dikkat edin buna tamam mı? Evet 5. soru. Cihan oldu. Geldik 6. soruya. Taban ayrı taban ve yüksekliği aşı olan kare dik prizmanın hacminin formülü verilmiş bize. Yükseklere eşit, içleri boş ve tabanları birbirine paralel olacak şekilde iç içe bulunan iki dik kare prizmanın. Evet iç içe dik iki tane kare kare prizma çizelim arkadaşlar. Hop şöyle bir kare prizmayı çizeyim bakayım ben. Şöyle yüksekleri eşit olacak şekilde bir kare prizmayı çizeceğim arkadaşlar. C tırla C tırla V deyip şöyle şuraya çizeyim bakayım şunu. Çizdikten sonra da şurada kare prizmayı çizdik. Tamam? Evet, şöyle bir kare prizma çizdik. E bir de aynı şekilde arkadaşlar iç içe diyor ya. İç içe dediği için şöyle öbür kare dik prizmayı da şöyle çizelim istersen. Tamam. Delilene çizdim. Bak şimdi. Yüksekleri eşit ve içleri boş ve tabanları birbirine paralel olacak şekilde iç içe bulunan iki dik kare prizmayı çizdik. Üzerindeki iki musluk bulunmaktadır. Evet bir musluk burada arkadaşlar. Şöyle bir musluk da burada burayı dolduracak. Burayı dolduran musluk ne yapıyor? Arayı dolduruyor. Burayı tamamını dolduruyor. Bu musluklardan biri içteki prizmayı diğer ise arada kalan bölgeye aynı zamanda aynı miktarda su ile doldurmaktadır. O zaman bu bir dakikada V'lik bu, 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 hacim bıra, bu, dolduruyorsa bu da aynı şekilde bir dakikada V'lik bir hacim dolduracak. Bu musluklar aynı anda açılıp içteki prizmanın tamamı dolduğu anda musluklar kapatılıyor. Evet bunun içini tamamen ben suyla doldurduğum anda ne oluyormuş? Musluk kapatıldı. Hocam şunun içinde bir su doluyor değil mi? Evet su doluyor. İşte aradaki suyla bunun hacmi ne olacak? Birbirine eşit olacak. Prizmalar arasında kalan bölgedeki suyun yüksekliğinin 3 katı oluyormuş. He, burası H. Son durumda içteki prizmada bulunan suyun yüksekliği. E bunun tamamı doldurmuştu içteki prizmada. Yani bunun yüksekliği ne olacak o zaman? 3 H olacak. E o zaman tamamı da 3 H diyeceğiz arkadaşlar. Tamam. Buna göre dıştaki prizmanın taban ayrıtının uzunluğunun içteki prizmanın taban ayrıtının uzunluğuna oranı nedir diye soruluyor. Yani şuraya bir x diyeyim buraya da bir y diyeyim. Arkadaşlar hadi bakalım hacimleri eşitleyelim. Öncelikle şunun hacmi taban alanı çarpı yükseklik y kare çarpı yükseklik yükseklik 3 değil mi? Evet. Eşittir. İçerideki kalan kısmın hacmi. Yani hocam şu büyüğün hacminden arada kalan şuradaki şeyi çıkartacağım değil mi? Yani x kare çarpı h eksi arada kalan şey ne? Şu arada kalan parça şu değil mi arkadaşlar? H yüksekliğine kadar olan cisim değil mi? Evet. Yani y kare çarpı h'ı çıkartacağım. Y kare çarpı h'ı çıkartacağım. H parantezini aldığım zaman haşlar gitti mi arkadaşlar? Gitti. Buradan 3 y kare neye eşit oldu? x kare eksi y kare eşit oldu. Buradan 4 y kare eşittir x kare eşit oldu. E o zaman buradan da kare kökünü alınca x eşittir 2 y'ye eşit oldu. Aynen öyle. İçteki x yerine ne yazacağım? 2'ye yazacağım. İçteki prizmanın tabana ayrıtının uzunluğunu oranı isteniyor bize dıştaki prizmanın. Yani bizden ne isteniyor? Dıştaki prizmanın tabana ayrıtı x bölü içteki y isteniyor. E x dediğimiz zaten 2 y'di. 2 y bölü y isteniyor bizden. Cevap böylelikle ne çıktı? 2 çıktı. Yani sadece ve sadece ne yaptık arkadaşlar? Burada işlem yaptık ve 6. soruyu böylelikle denizli bulduk. Geldik 7. soruya. Kenan ayrıt uzunluğu 1 bir olan 4 adet küpü her birinin en az bir yüzü diğer bir küpün bir yüzüyle tam örtüşecek biçimde birbirine yapıştırıyor. Hmm. Buna göre Kenan'ın bu şekilde elde edebileceği karedik prizmalar. Tamam. Şimdi elinde kaç tane küp var arkadaşlar? 4 adet küp var. Hacmi ne olacaktır? 4 birim küp mü olacaktır? Evet. Hacmi 4 birim küp olan karedik prizma elde edeceğim ben şimdi bunları birleştirerek. Çünkü yeni oluşturulan karedik prizmalar birim küplerden oluşuyor ya. Kaç birim küp var? 4 birim küp var. E birim küpler sayısı hacim sayısına eşitti. Ozan düşünelim. Tabanı 1 olan bir şey elde edebilir miyim ben? Birim küp elde edebilir miyim şöyle? Evet, tabanı 1 olan üst üste koyaraklar arkadaşlar tabanı 1 olan 1 kare prizma elde edebilir miyim? Evet, elde edebilirim. Tabanı 1. 4 tanesini şöyle 1 2 3 4 tanesini üst üste koyarak bunu elde edebilirim. Bunda bir sıkıntı yok. Peki tabanı 2 olan tabanı 2 olan bir şey elde edebilir miyim arkadaşlar? E bakalım. 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 Tabanı 2 olan 2 kere 2 4 yüksek taş. 2 çarpı 2 çarpı h eşittir. Ne olacak? 4 mu olacak? Çünkü 4 tane birim küpü böyle yüzeylerini yapıştıracağım? Evet hocam h burada da 1 olur. Bu da 1 olduğu için yüksekliği 1 bir birim olduğundan birim küplerle elde edebilirim. Yani birim küp bak şöyle 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 koyduk, koyacak olursam. Yani birim küplere 1, 2, 3, 4 tanesini bu şekilde koyacak olursam tabanı 2 olan yüksekliği 1 olan bir birim küp yapabilirim. Peki tabanı 3 olan 1, birim küp elde edebilir miyim arkadaşlar? Hayır elde edemeyiz. Birim küp 3 3 dersem burası taşsa 3 çarp 3 çarpı haşın ne olması lazım arkadaşlar? 4 olması lazım. Haş buradan ne yapıyor? 4 bölü 9 yapar. E 4 bölü 9 ya birim küp olmaz ki. Bir kenarı bak birden küçük oluyor yüksekliği. Yani birim küpleri böyle parçalamış olurum. Birim küp şeklinde olmaz. Yani bir kenarı yükseklik olmuyor. O yüzden ben burada ee, bu birim küplerle karedik prizma elde, edecek, elde edeceksem bir kenarı 1 olan yani taban kenarı 1 olan ya da taban kenarı 2 olan cisimler elde edebilirim burada. E o yüzden ikisini elde edebiliyoruz biz burada. Bunların cisim köşegenlerinin oranı isteniyor. Arkadaş cisim köşegenlerinin oranı. Hadi bakalım şu cisim köşegenini bulacağız. Bir de neyi bulacağız arkadaşlar? Şunları silelim artık. Şu cisim köşegenini bulacağız mı bu bulacağız? Cisim köşegeni dediğimiz aslında 1, 2, 3, burası 4. A kare artı, B kare artı, C kare de normalde şöyle de bulabiliriz tabii ki. 1, 1 ise burası kök ki. Hocam şurası da 90 derece ya. Kök karesi artı 4'ün karesi. 16 artı 2 18. Burası kök 18 yaptı. Şuraya x diyelim. x kare eşittir. Kök karesi artı 4'ün karesinden yazdık. Tamam mı? Şöyle üç, yine de şuraya yazayım. O zaman x buradan ne çıktı? Kök 18 çıktı. Kök 18 dediğimiz 9 çarpı 2 olduğunda 3 kök 2 oldu. Peki şunu bulurken ne yapacağız? Yine a kare artı b kare artı c kareden bulabiliriz ama şöyle çizsek. Bu taban düzleme dedik ya burası da 90 derece olur. 2 2 ise burası 2 kök olur. Şuraya da bir y diyecek olursam y kare eşittir 1'in karesi artı 2 kök karesi. 8 artı 1'den 9 yapar. Y'yi de buradan böylelikle 3 buluruz. Benden ne isteniyor o zaman? Cisim köşegenlerinin oranı ne olabilir diye soruluyor. Ya x bölü y ya da y bölü x isteniyor bizden. Yani x bölü y'ye bakalım şimdi. 3 kök 2 bölü 3 istenirse cevap kökü çıkar cevap kökü yani cehan çıkar. Eğer cevap da köklü olmasaydı tam tersi olacaktı. Yani y bölü x o zaman cevabı 1 bölü kökü diyecektik. O yüzden aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruyor bize. İki cevabı olduğundan dolayı. Yani 7. soruyu böyle e, Ceyhan bulduk bu bulduk. Bak ben burada sayıları küçük vermişim. 4 adet birim küpten bahsetmişim. Bunu daha fazla bir adet de yapabilirdim bu arada. Onu da söyleyeyim. Daha fazla bir adet yaptığımda e, o zaman daha farklı bir şekilde sorulabilirdi. Yani orada hacimin birim küp sayısına eşit olmasını unutmayın. Yani orada da yükseklik ne olacak arkadaşlar? İşte taban 2 olarak aldığımızda yükseklik böyle 1 çıktı mesela. Tabanı 2 3 olarak aldığımızda yükseklik atıyorum yine 1 ya da 1'in katı çıkmış olsaydı yine öyle bir birim küpte elde edilebilirdi arkadaşlar. Ama burada 2 tane çıktı. Bu iki tanesinde cisim küçükenlerini de bu şekilde bulmuş olduk. Evet 7. soru Ceyhan oldu. Geldik 8'e. Ayrıt uzunlukları ABC olan bir dikdörtgenler prizmasının yüzey alanının formülü vermiş. Şekle bakıyorum. Hmm. Karedik Kare dik prizmalarla oluşturulmuş. Hep ne diyordum ben? Birim küplerle oluşturulan yapılarda. E, kare dik prizmalar birim küplerle oluşturuluyor ve kare dik prizmalarla oluşturulan yapı da aslında birim küplerle oluşturulabilen bir yapıdır. Bu tür şekildeki yapılarda görünen yüzey çarpı 2 bize yüzey alanını verir. Şimdi kenar uzunlukları 1, 1, 3 olan. Arkadaş şurası 1, 1, 3. O zaman ben bu alanları hesaplayabilirim arkadaşım. Şu alan kaç? Hocam burası 3. 3 alanlarını hemen şöyle yaz. Görünenlerde 3 alanlarını yaz. Hocam burası da 3, burası da 3, burası da 3 mi yaptı? Evet. Sonra bu alan kaç? 1. Burası da 1, burası da 1. Neresi kaldı? Bak şurada da var bir bir, bir birim. Bunu da yazdım. Görünen yüzeylerde nereye hesaplamadım hocam? Şurayı hesaplamadım ve burayı hesaplamadım. E burası da normalde hocam 3 birim burası. 3 birim, 3 birim, 3 birim burası. 3 birimliklerden ne oluyor? Hocam 1 kapandı. Şuradaki 1 de kapandı şuradaki bir alanda kapandı. Yani toplamda şu iki taralı alanı ben nasıl bulabilirim? Şu ikisinin toplamını nasıl bulurum? 3, 6, 9 alanından ne çıkartacağım? Şuradaki alan, şuradaki alan ve şuradaki alanı çıkartacağım. Onlarla oradaki alanları kapatmışım. Yani burada kalan kapandı. Böyle bir alan yok. Yani burası 1, burası 1, burası 1. Yani 3 alanı kapattım. Yani şu görünen yüzey alanını ne yaptı o zaman? 9 eksi 3'ten 6 yaptı? Evet. Şimdi buradaki alanları hesaplayalım. Görünen yüzey çarpı 2. Hocam 3'leri hesaplayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane 3 var değil mi? Yani 3, 9 tane 3 ne yapıyor? 27 yapıyor. Artı 28, 1, 2, 3, 4 var burada. Artı hocam bir de burada ne var? Şu görünen yüzey buradaki alanda ne bulmuştuk? 9, 3'ten 6 bulmuştuk. İşte bu görünen yüzey çarpı 2 bize neyi veriyor arkadaşlar? Tüm yüzey alanını veriyor. O zaman bu ne yapıyor? 37 çarpı 2 yapıyor. 37 ile de 2'yi çarpınca kaç çıkar? 74 çıkar. Bu arkadaşlar güzel bir soru. ÖSYM de bunu seviyor. Görünen yüzey çarpı 2'yi seviyor. Lütfen bu tür sorularda yani birim küplerle oluşturulabilecek ya da dikdörtgenler prizmasılarını yapıştırarak, kare dik prizmaları yapıştırılarak böyle bir yapı oluşturduğumuz zaman görünen yüzey çarpı 2'yi kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Genelde de bunu ÖSYM e soruyor gençler. Evet böylelikle cevabı 8. soruda Akçay bulduk ve bu testi bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda test 5'in çözümünde görüşmek dileğiyle yani son test. Son testte görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.